Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren batılı yöneticilerin Gazze katliamlarında takındığı ikiyüzlü politikaları ise ibretle takip ediyoruz. İsrail'in 7 aydır Gazze'de devam eden katliamlarına karşı Batı ülkelerinin takındığı tavrı sert ifadelerle eleştirdi. İkiyüzlüsünüz diye seslendi. Filistin davasına verdiğimiz güçlü desteği her zeminde açıkça ifade ettik. Küresel Siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz. Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk, toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyrettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözde demokrasi timsali Batı ülkelerinin İsrail çıkarlarına göre tavır belirlediğini söyledi. O çıkara dokunan her şeyin antisemitik olarak nitelendirildiğini belirtti. Bize bu leke yapışmaz dedi. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir. Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Ne yaparsanız yapın, antisemitik lekesi bize yapışmaz. Erdoğan herkese rağmen Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına sahip çıkmaya devam edeceğini belirtti ve bir kez daha iki devletli çözümü hatırlattı. Amacımız Gazze'de süratle kalıcı ateşkesin tesisi, akan kanın durması, ardından da 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme giden yolun açılmasıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyede Uluslararası Demokratlar Birliği kapasite geliştirme ve eğitim çalıştayı katılımcılarını kabulünde yaptı konuşmasını. Nefret suçları konusunda Avrupa'da ayrım olduğunu belirterek Müslümanlar ve göçmenlere yönelik saldırıların daha soruşturma aşamasında örtbas edildiğini söyledi. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında Avrupa'da bir ayrım söz konusu. Bu tür olaylarda suçun kendisinden ziyade mağdurun kimliği daha fazla ön plana çıkıyor. Daha çok belirleyici oluyor. Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir. Fikir özgürlüğü adı altında çifte standart uygulandığını belirtti Erdoğan. Himayelerini aldıkları aşırı sağcı akımlarla skandallara imza attıklarını söyledi. Aşırı sağcı akımların kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet tarafından himaye edilmesi Batı demokrasileri adına tam bir faciadır, utançtır, skandaldır.